Tekrardan herkese merhaba. Vault Hunters'ın ikinci versiyonu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bunu indirmeyi unutmayın. Buradaki Vault Hunters kitabını okabilir ve tekrardan modumun yeni versiyonunu öğrenebilirsiniz. Hadi videoya geçelim bakalım neler var. Etrafta gördüğünüz üzere Terra Enhancedan gelen yeni biyomlarımız var. fark etmişsinizdir etrafta portalımız yok. Bu kitabın orada bulunan Loot komutunu girdiğimizde ise arkadaşlar portalımız spamlı olacak. Bu abimiz de bize öğretiyor bir şeyler. Altara geldiğimizde ise arkadaşlar craft da değişti. Artık 2 obsidyen ısıtılmış 4 taş ve 1 diamond yapabiliyoruz. yere koyduğumuzda ise arkadaşlar e, anahtarları yapabileceğiz. Tekrardan bilenler var zaten. Anahtarlarında düzenli biçimde trade'leri ayarlandı. Ve orantıları düzenlendi. ise nasıl vault dancına gittiğimizi göstereceğim. Vault portal key bu tuşun üstüne tıklayarak vuruyoruz. Ve loading vault diyor. Dancına ışınlanıyoruz. Şimdi de God Portal tuşumuz vardı. God Portal tuşuna ışınlanıyoruz. Ve vurduğumuzda tekrardan bize dungeon'a spam etmeye çalışıyor. Şu an dungeon oluşturuyor. Crying Portal yazımız çıktı. Biraz bekliyoruz. Tekrardan kasmaması diye. Good luck diyor. İyi şanslar. Ve burada da etrafı kırmamız için tekrardan gösterdiğim üzere maddi yorgunluğumuz var. Salonda tekrardan değişti. Ve diğer odalara da bir bakarsak isterseniz görebilirsiniz değiştiğini ve mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Burada karşınızda dungeon boylarımız var. Bir arkadaşımız demişti zombilerden çürük et çıktığını. Bunlardan da bir şey çıkmıyor. Sadece tek amaçları bize saldırmak. Ve burada da chestlerimizin içinden de yeni şeyler çıktığını söyleyebilirim. Zaten introda başta gördünüz. Daha iyi şeylere de çıktığını söyleyebilirim. Mükemmel. Şehir haritalarıma ve diğer haritalarıma baktığımı göre de arkadaşlar daha iyi şeyler ve onları yansıtan içeriklere doğantımı söyleyebilirim. Burada şehir haritasında kablo falan var. Ayrıca bu araya da bir oda açtım. Buradan da Crab Ingot çıkıyor. sandıklardan. bu Crab Ingot sayesinde de buraya tıkladığımızda kendimize Stranged Lookit yani Stranged efekti veren bir Lookit yani sıvı alabiliyoruz. Bunu içtiğimizde ise efekti kazanabiliyoruz. Harika efektler sayesinde de zaten güçlüyüz. Yeni bir odada da kazandınız arkadaşlar. Burada tekrardan dungeon oluşturulduğunda yeni bir odayı keşfedebilirsiniz. Burada dungeon boylar tekrardan var. mı yeni sandığımızda oluşmuş mevcut. En önemli ve size göstermeyi sevdiğim en iyi şey var. Burada key piece'lerimiz var arkadaşlar. Bu tuşa tıkladığımızda 3 tane anahtar gerekiyor tabii ki. Bu 3 tane anahtarı verdiğimizde buradaki odadaki demir parmaklıklar açılıyor. Ve dungeon boss'unun olduğu odaya gidiyoruz. Ab Abelix stone'larımız var. Abelix stone'larımızı tıkladığımızda ise arkadaşlar içinden dungeon boss'umuz çıkıyor. Bunu öldürürseniz hediye kazanabilirsiniz. Buradan Dungeon'a çıkmak için zaten bilenler bilir. Buradaki tuşa tıklamamız yeterli. Ama diyorsunuz spamla nasıl gideceğiz? Buradaki back to home'a tekrar tıklayarak buradan bizi end'e ışınıyor. End'den de tekrardan portalımızdan geçerek evimize yani spam'ımıza yol alabiliyoruz. Wallstar'ı zaten bilenler bilir. Bunun da orantıları tekrardan ayarlandı ve düzenlendi. Wallstar olmadan tekrardan hiçbir modu yapamıyorsunuz. Yeni eklediğimde Storage Network'te zaten bunun sayesinde yapılabiliyor. Zaten abiliteleri yani özellikleri bilinebilir. Buradan içinden de alabilir ve kullanabilirsiniz. Bunlar 4 tane kolay olduğu için ben de 6 tane volt XP yaptım. Vault XP'de volt Cookie kazanabiliriz. İçinden şansa çıkan şeylerimiz de var arkadaşlar. Drop Lucky Bag ve Loot Bag'imiz var. Bunun içinden rastgele bir item çıkartabiliriz. Mesela demir çıktı. Beetroot ve ne da stand Dust çıktı. Diğer bu Tool kesimizde arkadaşlar Vault Tool'larını çıkartabiliriz. Volt ise bir sürü arkadaşlar savaş ekipmanımız mevcut. Bunlarla daha iyi savaş yapabilirsiniz. Ayrıca yeni güçlendirecek hazırlıklarımız da var. Yeni bir modumuz da mevcut arkadaşlar. Yeni ekmeklentimiz Storage Network modumuz. Bunun için sınırsız moddan gelen ve vanilla itemlerini atabilirsiniz. Ve almak için de böyle tıklayabilirsiniz. Project E modunu bunun yerine geçirmiş sayılırım. Çünkü Project E modu çalışmıyordu. Yine vault masalarımız da var arkadaşlar. İlkine başlarsa crusher amirimiz var. Bu önemli. Çünkü crusher amirimizin içinde az önce gösterdiğim tool case'den çıkan tool'larımızı, eşyalarımızı vererek buradan javel core yapabiliyoruz. Javel core ise arkadaşlar diğer eşyalarımızı yenileyebilir ve javel orb yapabiliriz. Yine bir makinemiz de yani masamız da var arkadaşlar. ban Bunun içine tekrardan 10 tane demir verdiğimizde bounty alabiliriz. Bounty Scroll'u yere koyduğumuzda kendimize e, ödeyeler kazanabildiğimiz görevler kazanabiliriz. Mesela bir görev geldi elime. Görevimiz Vault Steel bir tane bulmak. Görevi tamamlamak için ise arkadaşlar Vault Steel'imiz mesela bulduk. Diyelim ki Crafting Table'da bir taneyle onu birleştiriyoruz. ve Az önceki Drop'la Gebek'imizi bize veriyor. Drop'la Gebek'ten de istediğimiz e, item'ı çıkartabiliriz. Bize hediye olmuş oluyor. Mesela güzel şeyler de çıkabiliyor. Diamond çıktı, balık çıktı. Harting Table'da zaten biliyorsunuz. Tüm görevlerse şöyle. Javel Core, Trenchant Lockheed, Volt Steel ve KP's ile beraber Root. Pog Splint'i yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde ve Pog Splint'i bu yeni masamız olan Idol Forge'un içine koyuyoruz. Idol Forge ise arkadaşlar yeni Idol'ları yani totemleri elde edebiliriz. Bir Idol'umuz arkadaşlar etrafı patlatmaya yarar. Diğer bir Idol'umuz Magma Idol bu lav yapıyor her tarafı. Diğer bir Idol'umuz da moblara white etkisi verebilen bir efek Idol'u. En sevdiğim ise bu Idol Boost arkadaşlar. Bu Idol Boost sayesinde de effect olarak regeneration verebiliyor. Kalbimiz yenileniyor. Ayrıca açlığımız yenileniyor. Bir diğer masamız ise arkadaşlar Trader Box. Trader Box yani Trader kutusumuz ise arkadaşlar sandıklardan, dungeon sandıklarından çıkan coinsleri elde edebildiğimiz ve elde ettikten sonra da içinden trade yapabildiğimiz bir masa. Mesela dediğiniz trade script var, diamond, wall steel alabildiğimiz bir masa. İşte gördüğünüz tool upgrade tam almak için Java Orb gerekiyor arkadaşlar. Java burada gerekli. Tool upgrade neyse. Bunu crafting table'da birleştirdiğimizde Vault Stil'den yapılan tool'ları upgradeleyebiliyoruz. Mesela Pixel yaptım. Hem balta hem kazma.